İyi akşamlar kıymetli izleyiciler. Yine bir YouTube programında sizlerle birlikteyiz. Bilgi, bilim ve din serimize devam ediyoruz. Bundan önceki programda hatırlarsanız işaretül icazda e, niçin göremiyorlar bu kainatta Cenab-ı Hakk'ın e, çok açık yaratması olduğu halde niçin görülemediğini sizlerle birlikte hem işaretül icazda hem de senin bazı pasajlarla sizlerle birlikte paylaşmıştık. Bu akşam da yine bu eksende devam etmek istiyorum. O işaret icazdaki soruyu ve onun hemen soru cevabının başlangıcını sizlerle birlikte paylaşmak suretiyle konuya girmek istiyorum. Soru şuydu, bütün silsilelerin Halık'ın vücubu vücuduna kat'i şehadetleri göz önünde olduğu halde bazı insanların madde ile maddenin hareketinin ezeliyeti cihetine sahip olmakla Madde ile maddenin hareketinin ezeliyeti cihetine e, Zahip olmakta Dalalete düştüklerinin esbabı nedendir? Niçin e, dalalete bu tarzda düşüyorlar? Halbuki bütün sistereler Cenab-ı Hakk'ın varlığına çok açık bir şekilde et, e, etmelerine rağmen diyor. Soru buydu cevap Kast ve dikkatle değil Kast ve dikkatle değil Sati ve dikkatsiz bir nazarla, muhal ve batıla mümkün nazarıyla bakılabilir. Kas ve dikkatle de değil, sati ve dikkatsiz bir nazarla, muhal ve batıla mümkün nazarıyla bakılabilir. Ve bunun devamında da, e, e, kasıtla değil ama tebeyi bir nazarla bakıldığında, e, batıl olan bir şeyi, hiç olması mümkün olmayan bir şey, sanki... ...oluyormuş gibi fark etmek, yanılgısına düşme imkanının olduğundan bahsetmişti. Şimdi bu bağlamda demek ki buradan şunu anlıyoruz biz, bakış açısı kainattaki yaratılışı görmemiz açısından son derece önemli. Yani nasıl baktığımız, nasıl odaklandığımız, nasıl bakmamız gerektiği meselesi son derece önemli olduğunu anlıyoruz. Yine bu, bu, bu eksen üzerinde bu akşamki programımda devam etmek istiyorum... Mesnevi Nuriye'de başka bir yer var. Burası da kainata özellikle afaki tefekkürde nasıl bakmamız gerektiğini ifade ediyor. ve Bir kavram itibariyle de sanki işaretülü icazda ters düşüyormuş gibi onu biraz hem açalım hem nasıl bakmamız gerektiğini sizlerle birlikte paylaşalım. Zeylül Zeyl'de Mesnevi Nuriye'de Zeylül Zeyl'de İlem Eyyuhel Aziz Tefekkür gafleti izal eder. Tefekkür yani e, fikretmek, düşünmek gafleti izal eder. Dikkat, teemmül, evham zulümatını dağıtıyor. Dikkat, teemmül yani bir mesele üzerinde derinlemesini düşünmek, evham zulümatını dağıtıyor. Lakin nefsinde, da hususi ahvalinde, yani enfüsi tefekküründe tefekkür ettiğin zaman derinden derine tafsilat ile tetkikat yap. Yani enfüsi tefekkürde derinden derine düşün. Kendini sorgulamada, kendi iç dünyana dalmakta, kendinle ilgili konularda, iç dünyayla alakalı sorgulamalarda derinden derine tafsilat ile tetkikat yap. Fakat afaki yani dış dünyaya ait harici Umumi ahvalata teemmül ettiğin vakit, onu incelemeye, onunla ilgili düşünmeye başladığın vakit, yani afaki tefekküre girdiğin vakit, sati, içmâliyi düşün, tafsilata geçme. Sati, içmâliyi düşün, tafsilata, e, e, de, detaylara geçme. Tabi burada hemen az önceki e, şeyde, şartül ı Ricaz'da okumuş olduğumuz yerde, Sati ve dikkatsiz bir nazarla bakıldığında batıl ve muhal olan görülebilir diyordu. Sanki burada da Bediüzzaman Hazretleri bize afaki tefekkürde sati ve içmani bak der gibi iki arasında bir çelişki varmış gibi gözüküyor ama bu sati kavramları. E, i̇ki e, konudaki kullanılış e, tarzları birbirinden farklı. Oraya dikkat etmeniz lazım. Yani işaretülü icazda sati derken bir üstün körülükten bahsediliyor. bahsediliyor. Dikkatsiz ve üstün körü bir bakıştan bahsediliyor. Batıl ve muhale mümkün nazarıyla böyle bakıldığı takdirde fakat burada bir üstün körü bir bakıştan değil çünkü başında bir tefekkürden, bir teemmülden e, teemmül demek derinlemesini bir düşünme dikkatli bir düşün, düşünme demek ama buradaki sahti kavramı e, kuş bakışı bakmak demektir. Yani üstten bakmak detayların içerisinde boğulmamak demektir. Demek ki e, afaki, harici, umumi ahvalata teemmül ettiğim vakit, onu düşünmeye başladığın vakit sati e, mümkün olduğu kadar üstten, mümkün olduğu kadar özet, mümkün olduğu kadar e, şey detaya dalmadan içmaliği düşün, tafsilata geçme. Çünkü içmal de, içmal denilen şey özettir. Yani bir şeyin özeti yani detayların, verilerin çokluğun içerisinde boğulma değil. Sonuçta ne demek istiyor? Sonuçta burada ne var? Bütün bunların süzülmüş hani raporlarda diyelim ki gerek devlet istatistiklerinde olsun, gerek şirket istatistiklerinde olsun, gerek bilimsel verilerin analizinde vesairelerde istatistik yöntemi kullanılır ve buralardan raporlar çıkarılır. Binlerce yeri geldiğinde milyonlarca veriden Özet birkaç sayfalık o milyonlarca veri bir özete dönüştürülür, birkaç sayfalık bir içmalle dönüştürülür. İşte asıl biz hakikatı, o bütün verilerin bize sunmuş olduğu, bildirmiş olduğu hakikatı. O verilerin çokluğunun içerisine bakarak değil, çünkü oradan hiçbir şeye ulaşmamız mümkün değil, o özetlerde ulaşırız. Çünkü özetlerde görünür hale gelir. Öbürün içerisinde, o çokluğun içerisinde, o kesritin içerisinde, o veri kaosunun içerisinde insan ve zihin boğulur, oradan bir sonuç çıkarması mümkün değildir. Hatta bu artık öyle bir şey ki, big data dediğimiz yani büyük dataların, büyük verilerin analizi ki müstakil bir mühendislik alanı adete gelmiştir. Bir ayrı bir ihtisas alanıdır. Demek ki afaki tefekkürde içmali düşün, tafsilata geçme. Çünkü içmade fezlekede yani özette olan kıymet ve güzellik tafsilatında yoktur, detayında yoktur. Hem de afaki tefekkür, Afaki tefekkür, yani dış dünyadaki bu çokluk kesret dairesindeki tefekkür dipsiz denize benziyor, sahil yoktur, içine dalma boğulursun. Çünkü şöyle bir düşünelim, bir yaratılışla ilgili, hep buralarda konuşmuş olduğumuz yaratılışla ilgili bir meseleyi konuşmaya başladığımızda afaki olarak bu nasıl yaratıldı? Bir çiçeği alıyoruz, bu nasıl yaratıldı? İşte geriye doğru gidiyoruz. Şu şundan oldu, bu bundan oldu, bu bunun neticesinde oldu gibi bir nedensellik ilişkisinin içerisinde bir son aramaya çalışıyoruz. Bu sonu bulmamız mümkün değil. Çünkü Cenab-ı Hak her şeyi birçok şeyle ilişkili bir surette yarattığı için o kesret tabakasının içerisinde sona ulaşmamız mümkün değil. O ondan, o ondan, o ondan, o ondan. Hayır, yani burada böyle bir soruya bakarken... Mümkün olduğu kadar o kesretin içerisinde değil, onların üstünde özet ve sonuç bir tarzda hadiseye bakmamız gerekir. Nedir o? Bir çiçeği gördüğümüzde, topraktan fışkırmış bir çiçeği gördüğümüzde aslında özet soru, can alıcı soru budur. Bu toprak bu çiçeği yapabilir mi? Bu kadar basit. Yahut bir ağaca, bir meyveye baktığımızda bu ağaç bu meyveyi yapabilir mi, yaratabilir mi? Bu meyvenin içerisindeki sanatı, estetiği, gıdayı, insan organizmasını düşünmek, bilmek, fark etmek, insanın işte zevk duygusunu bilmek, tat duygusunu bilmek, koku duygusunu bilmek, estetik duygusunu bilmek, sindirim sistemini bilmek, dolaşım sistemini bilmek, hücrelerin özelliklerini bilmek, oradaki e, kimyasal reaksiyonları, zincirleri vesaire bilmek, bilmek, bilmek gibi hususları bilebilir mi? Özet sorumuz bu. Yani bir toprak, şu gözümüzün önündeki şekilsiz toprak bizim Rabbimiz olabilir mi? Ya, soru o kadar basit, o kadar yalın ki artık onun içerisinde bu tohum nasıl oldu, nasıl işte filize döndü vesaire gibi moleküllerin arasına daldığımız takdirde orada boğuluruz kıymetli e, izleyiciler. Dolayısıyla yani çok basit, e, içmali bir tarzda, özet bir tarzda, sadeleştirilmiş bir tarzda hadiseye baktığımızda bu toprak bu çiçeği yapabilir mi? Bu toprak bu hayvanı yapabilir mi? Bir damla su e, sudan kendi kendine insan olabilir mi? Bir odun parçasının içerisinden insanın bütün duygularını ve e, fizyolojisini, ee, vücudunun bütün sistemini bile, bilecek bir tarzda bir meyve olabilir mi, çıkabilir mi, yapabilir mi? Bu kadar basit, bu kadar yalın sorularımızı bu kadar yalın bir tarzda sormamız lazım. Yani aynen e, sihirbazın e, şapkadan tavşan çıkarması gibi. Biz herhangi bir tetkikatın içerisine girmeyiz. Herhangi bir düşüncenin içerisine girmeyiz. Acaba o şapkanın içerisinde şöyle bir şey mi var? Böyle bir şey mi var? Şu ondan mı oldu? Bu bundan ne oldu? Bu tavşan bundan olabilir mi gibisinden? Siz böyle bir şey gördüğünüzde hiç bir tetkikat yapıyor musunuz? Hayır. Yani baktığınızda şapka, tavşan, bu şapkadan tavşan bir illüzyon olarak, bir sihirbazlık gösterisi olarak çıkabilir ama bu şapkanın içerisinden bu tavşan çıkmaz. Yani bu şapka bu tavşanın yaratıcısı, yapıcısı olamaz. Bu o kadar basit. Aynen bunun gibi. Aynen bu bakış açısının yalınlığı ve sadeliği içerisinde bu toprak bu hayatın yaratıcısı olamaz. Bizim Rabbimiz olamaz. Bu toprak cinsinden olan şu kainat, şu tabiat, şu evren ne derseniz deyin, şu hayatın Rabbi olamaz. Rızık vericisi olamaz. İnsanı görüp gözeten olamaz, onu bu dünyaya getiren olamaz, onu bu dünyadan götüren olamaz. Hiçbir tesadüf, hiçbir tabiat, hiçbir şu kainat cinsinden olan hiçbir şey bize Rab olamayacağı o kadar açık ve o kadar yalın ki moleküllerin, kimyasal analizlerin, fiziksel süreçlerin içerisinde boğulmaya kalktığımız takdirde e, onun içerisinde bazen zihnimiz yanılabilir, ana noktayı kaçırabiliriz odak noktasını kaçırabiliriz ve o söz kalabalığının içerisinde yanılabiliriz, yanıtılabiliriz. Çünkü meşhur bir söz vardır. Çok söz yalansız, çok mal haramsız olmaz. Ve aklın ifrat, tefrit ve vasatında ifratı ifade edilirken hakkı hak, hakkı batıl, batılı hak gösterecek derecede bir e, zekaya malik olmaktır ki buna cerbeze denilir. E, e, bu çok sözün içerisinde bu tarzda cerbezelerle karşılaşabilirsiniz. Ve zihnimizin odak dağılmasından dolayı o kesret tabakasının içerisinde boğulup olması mümkün olmayan şeylere sanki olabilirmiş e, hayalini, vehmini gerçekmiş gibi düşünebiliriz. O nedenle bakış açımız, nasıl baktığımız olayları hangi perspektiften değerlendirdiğimiz çok önemli ki bu bağlam içerisinde afaki tefekküre bakarken bu bakış açısı son derece önemli. Demek ki içmani bir bakış, üstten bir bakış, özet bir bakış, sade ve sadeleştirilmiş bir bakışla kainata baktığımızda bu kainatın içerisindeki bu ahengi ve bu yaratılışı çok daha doğru çok daha isabetli bir şekilde fark etmemiz gerekiyor. Soru son derece basit. Toprak hayatın Rabbi olabilir mi? Toprak hayatın yaratıcısı olabilir mi? Toprak cinsinden olan, görmeyen, işitmeyen, hayat sahibi olmayan, bilmeyen e, e, cansız e, mahlukat, şu cansız e, kainat ya şu cansız kainatın içerisindeki herhangi bir kainata ait bir şey, şu hayat sahibi olan, şu duygu sahibi olan, şu estetik sahibi olan, şu kalp sahibi olan, şu gören ve itiraf eden bir insanı yahut bir hayvanı, yahut hayat sahibi olması itibariyle bir çiçeği, bir bitkiyi, bir laleyi, bir gülü, bir papatyayı yapabilir mi? soru o kadar basit ki soruyu bu tarzı basit sorduğumuzda neticeye de kolaylıkla ulaşabiliriz. Tabi burada basit kavramı adi anlamında kullanılmıyor. Basit ifadesi yalın basic anlamındadır. Bu bu anlamda aslında en güzel olan, hakikatin en güzel şekli basit olandır. Çok olan şeyde yanılma ihtimali çok daha yüksektir. Arkadaş nefsi tefekkürde tahsilatlı Afaki tefekkürde ise içmali yaparsan, afaki tefekkürde ise içmali özet yaparsan vahdete takarrub edersin, vahdete birliğe yaklaşırsın. Aksini yaptığın takdirde kesret fikrini dağıtır, yani çokluk fikrini dağıtır, evham, vehim seni havalandırır, enaniyetin kalınlaşır, gafletin kuvvet bulur, gafletin kuvvet bulur tabiata kalbeder. İşte dalalete isal eden kesret yolu budur. Demek ki eee tefekkürde eee içmani ve tafsilatlı bakmazsan, afaki tefekkürde e, daha doğrusu enfusi tefekkürde tafsilatlı ve derinlemesine bir sorgulama yapmazsan afaki tefekkürde kesrete dalıp o sadeliği kaybettiğin takdirde iki yönü itibariyle kesret dairesinde aklın boğulması, duygularımızın da o enaniyetin kalınlaşması suretiyle e, gaflete dalmamız mümkün bir hale gelir. Çünkü daha önceki programlarda sıklıkla konuştuğumuz gibi bir enfüsi tefekkür içerisinde İnsan kendisine bir enaniyet vehmi edebiliyor. Halbuki derinlemesine bir tetkikatla, derinlemesine bir sorgulamayla insan kendi parmağını bile oynatmaktan aciz olduğunu, kendi parmağını bile arkada oynatan başka birisinin olduğunu, kendisinin sadece sahip çıkmaktan başka ben parmağımı oynattım demekten başka hiçbir özelliğinin, hiçbir kabiliyetinin olmadığını sizlerle birlikte paylaşmıştır. Ancak bu e, derinlemesine bir tetkikat, kendi iç dünyasında bir sorgulamayla ulaşılabilecek bir şey. Bunun tam tersi olarak da afaki tefekkürde e, mümkün olduğu kadar e, sahti, içmali, özet bir bakışla ancak kainattaki yaratılışı fark edebiliriz. E, i̇ç dünyamızdaki e, aczimizi, fakrımızı, kul olduğumuzu, yaratılmış olduğumuzu, mahluk olduğumuzu ve yaratılmakta olduğumuzu ve bir yaratıcıya ihtiyacımız olduğunu da ancak derinlemesine enfüsi bir e, tetkikatla fark edebiliriz. Yoksa kendimizde bir kuvvet tevehüm edebiliriz. Kendimize bir kudret tevehüm edebiliriz. Enaniyetimiz kanlaşıp kulluğumuzu unutup gaflete dalabiliriz. Evet kıymetli dinleyiciler, izleyiciler. Demek ki bu bakış açısı daha doğrusu nasıl baktığımız, aleme nasıl baktığımız, kendimize nasıl baktığımız bizim ne göreceğimizi de belirleyen önemli bir husus olduğunu düşünüyorum. İşte bu bakış açılarının içerisinde yine geçen hafta şöyle bir girdiğimiz, kısaca temas ettiğimiz bir hususun biraz daha altını çizmek istiyorum. E, nokta Risalesi'nde bir soruyu sizlerle birlikte bundan önceki programda paylaşmıştık. Neden aklıyla herkes göremiyor e, sorusuydu. Yine bu e, hususta bir bakış açısıyla ilgili bir husus. O nedenle burada e, temas etmek istiyorum. kemal Zuhur'undan Zıttın Adem'inden diye cevap vermişti Bediüzzaman Hazretleri. Ne demek kemal zuhurundan Zuhur'undan e, Zıttın Adem'inden? Şimdi Cenab-ı Hak, biz öyle düşünüyoruz ki e, sanki çok kalın perdelerin arkasında tasarrufta bulunuyor ve bizden çok uzakta. Aramızda çok kalın perdeler var. Onun için e, Cenab-ı Hak'ı, onun varlığını hissedemiyoruz, onun varlığını göremiyoruz, onun yaratmasını göremiyoruz gibi geliyor bize. Halbuki öyle değil. Yani Cenab-ı Hak, e, ...mahlukatı perdesiz bir surette yaratıyor. Gerçekten apaçık bir surette yaratıyor. Ve yaratmasının arasına... E, ...bizim e, vehimlerimiz... E, haya, ...hayale hakikat geçirmek gibi... ...düşüncelerimizin dışında hiçbir aracı koymuyor. Aracısız bir surette... E, ...kün emriyle doğrudan doğruya yaratıyor. Ama... Ee, onun zatının mutlak olması gibi sıfatları, e, esması, fiilleri de mutlak ve ihatasız olduğu için onun yaratmasının ihatasızlığı, onun e, apaçık bir surette yaratması, Risale'deki e, birçok yerde de geçtiği gibi burada kemal-i zuhurundan, başka yerlerde de şiddet-i zuhurundan diye ifade edilen... O apaçıklık e, bizim gözlerimizde e, görememeye neden oluyor. İkinci bir husus da Adem'in zıttı. Yani zıttının olmamasından kaynaklanıyor. E, i̇şte bu yine bizim bakışımızla alakalı bir şey. Yani e, şu, e, o şiddeti zuhuru dediğimiz, kemal buradaki ifadeyle kemal zuhuru dediğimiz, yani mükemmel, kemal derecedeki bir apaçık, yapma ve yaratma, her şeyin gözümüzün önünde olması ama o zıttının olması, olmaması ve o ihatasızlığı bizde doğallık duygusu oluşturuyor. Yani eğer Cenab-ı Hak yaratırken, açığa çıkarırken, diyelim ki kainatın bir tarafında kendi yaratmasını gösterip öbür tarafında böyle bir şey de olamaz yani. Onun yaratmadığı yer yoktur zaten bir varlığından söz edilemez. En azından mahlukatın idaresi konusunda diyelim o da bir ...tenaküs oluşturacak ama anlamamız açısından soruyorum. Kıyas yapabileceğimiz onun yaratmasıyla yaratmaması arasında... ...onun tecelli ettiğiyle etmemesi arasında... ...kıyas yapabileceğimiz bir imkan olsaydı... ...biz çok daha açık bir şekilde Cenab-ı Hakk'ın yaratmasını... ...her şeyde onun tasarrufta bulunduğunu ve her şeyi... ...onun kudretinin, onun ilminin, onun yaratmasının bir nizama soktuğunu, bir güzelliğe soktuğunu, bir ahenge soktuğunu apaçık bir şekilde görebilecektik. Ama o e, zuhur etmesi, o yaratması, o bütün esmasının ve fiillerin tecellisi ihatasız ve mutlak bir surette olduğu için... ...yani kainatın her tarafını ihata ettiği için, onun tasarrufunun olmadığı bir alan göremediğimiz için onun ilminin, onun kudretinin, onun yaratmasının, onun iradesinin olmadığı bir alan göremediğimiz için her tarafa mükemmel bir surette, şiddetli bir surette, kemalde bir surette zuhur ettiği için, nüfuz ettiği için, tecelli ettiği için bir kıyas yapamadığımızdan dolayı bu hal bizde doğallık duygusu oluşturmakta. Bunu çok çeşitli programlarda da anlatmaya çalışıyorum. Bu husus çok önemli. Bizim dünyamızda, özellikle de materyalistlerin dünyasında, bizim de gaflet anlarımızın dünyasında sıklıkla doğal, zaten böyle olur, zaten buna şaşılacak ne var gibi yaklaşımlar, sözler veya düşünceler buradan kaynaklanıyor. Evet, yani e, diyelim ki bir çiçek gözümüzün önünde yaratılmakta olan bir çiçek aslında gözümüzün önünde Cenab-ı Hakk'ın ilmiyle, iradesiyle, hikmetiyle ve bütün esmasıyla bir tecellisi demektir. O çiçek gözümüzün önünde Cenab-ı Hak kudret eliyle bir mahluk yaratıyor ve o yaratılış bizim gözümüzün önünde apaçık bir şekilde kendisini gösteriyor. Bizim gözümüzün önünde bir damla sudan bir insan yaratılıyor. Ona göz veriliyor, ona kulak veriliyor, ona beyin veriliyor, ona eller, ayaklar veriliyor. Ona bir vücut libası giydiriliyor. Ona ruh üfleniyor. Duygularla donatılıp bizim dünyamıza kısa bir süre içerisinde gönderiliyor. Yani gözümüzün önünde insan yaratılıyor ve biz buna şaşırmıyoruz. Çünkü zaten böyle olur diyoruz. Zaten çocuk böyle dünyaya gelir diyoruz. O doğallık duygusu bizim gözlerimizin önünde bir perde oluyor kıymetli izleyiciler. Bu husus son derece önemli. Yoksa e, her şey gözümüzün önünde oluyor. Her şey apaçık bir şekilde oluyor. Yani yaratılış çok o kadar açık bir şekilde gözümüzün önünde oluyor ki e, ama söylediğim gibi o hatasızlık, o şiddetli bir surette zuhur etmesi, o kemalde bir surette zuhur etmesi nedeniyle biz o yaratılışı, gözümüzün önündeki o yaratılışı gaflet nazarıyla bazen göremiyoruz, fark edemiyoruz, zaten böyle olur diyoruz. Zaten her bahar geldiğinde çiçekler açar, meyveler çiçek verir, ağaçlar yeşillenir, her yaz geldiğinde o kuru odun parçalarının üzerinde meyveler belirir her sabah olduğunda güneş doğar. Bunda şaşılacak bir şey yok ki. Milyonlarca yıldan beri böyle oldu. Dünyanın ömrü olursa milyonlarca senede böyle olacak nazarıyla bakıyoruz. Öyle düşünüyoruz. Öyle zannediyoruz. Halbuki güneşin her doğuşu iradi olarak bir tercihtir. Kudret de bir yaratılıştır. Her bir çiçek her bir hayata gelen her bir böcek, her bir mahluk doğrudan doğruya Zat-ı İlahi'nin iradesiyle, ilmiyle, kudretiyle, tercihiyle, yapmasıyla, yaratmasıyla, vücuda getirmesiyle yaratılan bir sanat eseri. Her birisi teker teker tabir yerindeyse el işçiliği, fabrikasyon değil, bir seri üretim değil. Her birisinde teker teker yedi kudret dediğimiz Cenab-ı Hakk'ın kudretinin teker teker onlarda işlemesiyle vücuda getirilen, yaratılan mahlukat ve hepsi gözümüzün önünde oluyor. Ama söylediğim nedenlerden dolayı gözümüzün önünde bir gaflet perdesi zaten doğal diyoruz. Zaten her baharda çiçekler açar, her sabah güneş doğar. Eğer o güneş doğmaz, binlerce senede bir doğacak olsaydı bizim için ilginç oluyor. Yani adeta onun eksikliği yahut noksanlığı yahut az olması bizim için onun orijinalliğini açığa çıkaran bir şey oluyor. Eğer yeryüzünde bu kadar her baharda çiçek açmamış olsaydı, bin senede bir bir çiçek açacak olsaydı bizim için orijinal. Hayır. Yani aslında bu sanattaki bu bolluk, Sanatın kıymetini düşürmemesi gerekir. Yaratıcının kudretinin e, görünmemesine neden değil, onun kudretinin, saltanatının haşmetini göstermeye vesile olması gerekir. Onun kudretinin, azametinin, hikmetinin, iradesinin, rahmetinin, e, ikramının, ihsanının e, ne kadar sonsuz ve lütufkar olduğunu bize göstermesi gerekirken, maalesef bizim gözlerimizde onu görmeye mani olan, bir perde olmakta. İşte bakış açısının, nasıl baktığımızın bizim kainatı algılamamızda, kainat tefekkürümüzde nasıl etki ettiğinin bir numunesi. Yine evet, şeyde Zeylül Zeyl'de, az önceki okuduğumuz bu afaki tefekkürle alakalı yerde Tabiatla ilgili bir bölüm var bu bakış açısıyla değerlendirdiğimizde. Ee, evet, tabiatın iki ciheti var. Biri zahiridir ki ehli gaflet ve dalaletçe hakikat zannedilmiştir. Yani işte toprağın içerisinden e, az önceki söylediğimiz gibi e, çiçeklerin çıkması, bir damla sudan e, insanın yaratılması. E, i̇şte ehli gaflet sadece o zahiri bir nazarla bakıp, Cenab-ı Hakk'ın yaratmasını görüp o yaratmaya oluş nazarıyla bakıyor. Bu böyledir diyor. Bu böyle olur, ötesi yoktur gibisinden e, tabiatın kendisine veriyor. O kainattaki o umumi kuralları, o adetullah ve sünnetullah dediğimiz kavramları, o Cenab-ı Hakk'ın iradesine ait olan e, o kavramları o iradeden alıp tabiatın kendisinin içerisine verip yaratıcı bir güçmüş gibi onu görmeye, onu kabullenmeye ve tabiata mevhum bir düşünceyken, bir hayalden ibaretken ona bir vücut renk vermeye başlıyor. Yine bakış açısıyla ilgili ki demek ki tabiatın böyle bir zahirdeki e, ciheti var ki ehli gaflet ve dalaletçe hakikat zannedilmiştir. Diğeri batın nedir ki yani onun iç yüzü, onun hakikati, onun gerçekte ne olduğudur ki sanatı ilahiye ve zıbkay-ı rahmaniyedir. Yani Cenab-ı Hakk'ın sanatından ve o rahmani bir boyasından başka bir şey değildir. Tabiata ilaveten iddia edilen kuvvet ise, tabi tabiata ilaveten iddia edilen kuvvet ise halık Hakimi Alim'in cilve-i kudretidir. Demek ki bu kainatta yaratılışta bir de gözümüzün önünde bir kuvvet görüyoruz. Ee, eşyaların birbirine hareket ederken, birbirleriyle birleşirken e, vesaire. Fizikte dört kuvvet dediğimiz kuvvet bu yaratılışın temelinde müşahede ediyoruz. Demek ki bu kuvvet de nedir? Bunun hakiki mah mahiyeti materyalistlerce eşyanın kendisine, kendisinin içerisinde tesir edici bir kuvvet olarak görülen bu şeyin hep ısrarla söylemiş olduğumuz bir şey ise halık Hakimi Alim'in cilveyi kudretidir. Yani onun kudretinin cilvesini biz kendi dünyamızda e, kudret olarak müşahede ediyoruz. Bu, bu husus son derece önemli. Çünkü yaratılışta etki eden bir kuvvet gözümüzün önünde müşahede ediyoruz. Bu kuvveti eğer biz maddeye ve maddenin kendi özelliği olarak görürsek, maddenin içerisinden çıkan bir tesirmiş gibi farz ettiğimiz takdirde o zaman kaçınılmaz olarak yaratılışı da o maddeye vermek durumunda kalırız. Çünkü e, hani söyledik ya Cenab-ı Hak apaçık bir şekilde gözümüzün önünde yaratıyor. Apaçık bir şekilde onun kudreti bizim dünyamızda tecelli ediyor. Kendisini gösteriyor. Hatta o kuvveti sadece görmüyoruz ve müşahede etmiyoruz. Bir etki olarak ona dokunuyoruz bile, onu hissediyoruz bile. Bu açıdan baktığımızda demek ki maddenin kendisine ait bir özellik olmadığını, Cenab-ı Hakk'ın cilvi kudreti olduğunu görmemiz gerekiyor. Şurada yine nokta sayesinde oradan oraya bir atlama oluyor ama açılması açısından bir ifade var. Bağusuz o esbabı ı tabiyenin esası hükmünde olan bağusuz o esbabı ı tabiyenin yani e, tabiata tesir veren, sebeplere tesir veren o materyalist düşüncenin üssül esası yani bütün düşüncesinin, düşüncelerinin o materyalist düşüncenin ana fikri, temel dayanmış olduğu nokta hükmünde olan cüz-ü lahite cezzadaki kuvve cazibe ve kuvve dafiyanın içtimalarının hortumu üzerinde yani çekme ve itme kuvvetleri gibi e, ki cüz ü ilah-i ceza dediği işte parçalanamaz en küçük e, birim o hani ilk başlangıçta atom böyle görülüyordu. Şimdi o parçalanamaz birim bulunmaya çalışılıyor ama öyle bir noktaya zaten varılamıyor. E, materyalist felsefenin temel düşüncesi bu. Onun üzerinde bir çekme kuvveti, bir itme kuvveti, doğal özellikleri bütün materyalizmin temelinde bu vardır. Yani materyalizmin bir maddeye bir sabitlik, geçen programda da konuştuğumuz gibi maddenin sabit bir varlığının kabul edilmesi, hareketlerinin doğal ve tabiat kanunlarına bağlı olarak doğal hareketler olduğunu kendi başlarına yapabileceklerini kabul etmek, bir de bu fizik kuvvetleri maddenin kendi kuvvetiymiş gibi görme düşüncesi materyalizmin temelidir kıymetli izleyiciler. İşte Bediüzzaman Hazretleri de burada o esbabı tabiyenin üstül esası hükmünde olan cüz ile ayet cezadaki o en küçük parçadaki kuvve-i cazbe ve kuvve-i dafiyanın o çekme ve itme kuvvetleri ki elektromanyetik kuvvetlerdeki o aynı yükte olanlar birbirine iter, farklı olanlar çeker şeyi hususu içtimalarının hortumu üzerinde, onların bir arada olmanın hortumu üzerinde bir muhaliyet damgası var. Yani imkansızlık damgası var. Fakat caizdir ki ancak şu şekilde kabul edebiliriz ki her bir şeyin esası zannettikleri olan cezb, def, cezb yani çekme, itme, hareket, o maddenin hareketi ve kuvva gibi yani fizik kuvvetler gibi emirler, Adetullah'ın kanunlarına birer isim olsun. Eğer böyle kabul edilecek olursa Adetullah'ın kanunlarının birer ismi olarak, birer ünvanı olarak ki vakada da öyledir. Ancak bu şekilde kabul edebiliriz. Yoksa siz bu özellikleri Adetullah'ın ünvanlarının bir ismi olmaktan çıkarıp maddenin kendi özelliği olarak gördüğünüz takdirde Cenab-ı Hakk'ın kudretini Cenab-ı Hak'tan alıp maddeye vermek gibi bir netice ortaya çıkar ki işte materyalizmde düşmüş olduğu yanılgı budur. Ee, evet. Ee, lakin kanun burada anlatılıyor fikri kaymanın nasıl olduğu kanun kaydelikten tabiliye yani bir kaydı olmaktan tabi bir olgu olmaya dönüşürse ve zihnilikten haricliğe ki bunu daha önceki programlarda, son 2-3 programda ısrarla üzerinde konuştuk. Kanunların ve kuvvetlerin vücudu haricisi yoktur. Yani nesnen şeyler değildir. Ancak tatbikatla ortaya çıkan zihni, sanal, vehmi kavramlar olduğunu yoksa mesela diyelim ki bir fizik kanunundan bahsederken nesnel bir şeyden bahsetmiyoruz. İşte maddenin e, bu kanunlar çerçevesinden hareket eder derken sanki maddi bir e, tesir edici kanun denilen bir şey var da o maddeyi o tarzda davranmaya zorluyormuş gibi bir algı oluşuyor. Halbuki kanun dediğimiz şey yani fizik kanunlar dediğimiz, tabiat kanunları dediğimiz şeylerin hiçbirisinin maddi varlıkları yoktur ki maddeye tesir etmek suretiyle maddeyi e, o harekete zorlasınlar. Aksine kanun dediğimiz şey o maddenin hareketinin neticesinde ortaya çıkan bağlantılardan bizim ortaya çıkardığımız kavramsallaştırmaktan, kavramsallaştırmadan ibarettir. Yani madde kanuna uygun olarak hareket ediyor. Biz bunu gözlemlediğimizde de böyle bir kanun olduğunu söylüyoruz. Peki sorumuz şu, o madde niçin o kanuna uygun bir şekilde hareket ediyor? Bunun bir açıklaması var mı? İşte orada bir e, materyalistler bir totoloji yaparak aslında onun neticesine çıkan olan o kanunu onun sanki e, sebebiymiş gibi bu kanun var da ondan oluyor. Yani bu madde niçin bu tarzda hareket ediyor? Kanun var da ondan dolayı Kanunun Kanun niçin var? Çünkü biz maddenin böyle hareket ettiğini gözlemliyoruz gibi sebebi sonuca taşımak gibi. Ee, bir düşünce sistematiğindeki çok ciddi bir e, yanılmaz söz konusu. İşte e, orada e, kanun dediğimiz bir şey zihnilikten hariciliğe, itibariden hakikate, yani sanal olmaktan, itibari olmaktan hakikaten sanki nesnel bir varlığı varmış gibi bir düşünceye ve aletiyetten müessiriyete geçmemek şartıyla kabul ederiz. Çünkü o kanun bir alettir, o yaratıcının bir emrinden ibarettir. Yoksa tesir edici bir şey olarak görürsek o doğru olmaz. Öbür türlüsünde adetullahın bir ünvanı olarak kabul etmemiz gerekir. Evet demek ki tabiata ilahiyeten iddia edilen kuvvet ise halik hakimi Alim'in cilve kudretidir. Ehli gafletin sani olarak telakki ettikleri tabiata, cenah olarak yapıştırdıkları kör tesadüf ve ittifak ise dalaletten neşet eden ızdırar neticesinde şeytanların ihtira ettikleri fezeyanlardır. Yani maddenin tesadüfi hareketler neticesinde bir araya gelmesi, birleşmesi vesaire gibi şeyler ee, e, buradaki ifadeyle şeytanın o yaratılışta bir çaresizliğin getirmiş olduğu bir telkinden ibarettir ki bunların hepsi hakikatta Cenab-ı Hakk'ın kudretinin tasarrufuyla ortaya çıkan onun yapmasıyla, onun yaratmasıyla, onun kanunlarıyla, onun emriyle tezahür eden, şekilden şekle giren, e, hareket eden ve onun neticesinde bizim o, o yaratılışı gözlemleyip vermiş olduğumuz ünvanlardan ibaret. Yani bütün sorun e, yaratılışta görmüş olduğumuz bu tesiri yaratıcıya ait bu emirleri, bu kudreti, bu kudretin tecellilerini e, maddenin kendisine mi vereceğiz yoksa maddenin ötesinde bir yaratıcıya mı vereceğiz yoksa herkes aynı tesiri görüyor aradaki fark e, materyalistlerin bu tesiri maddenin kendisine izafe etmeleri, e, inananların ise vahyin ise söylemiş olduğu şey bu hakikatları ve bu yüksek kudreti, ilmi, iradeyi vesaireyi bu görmüş olduğumuz cansız mahlukatın taşımasının mümkün olmadığı, sadece onların üzerinde işlenildiğini, onların üzerinde işlenildiği için biz onların üzerinde bir tecelli olarak gördüğümüzü, e, e, ifade etmekte aradaki fark bu Evet kıymetli dinleyiciler e, bu, bu akşamki süremizde e, doldurduk epey açtık gelecek programda tekrar buluşmak üzere hoşçakalın Allah'a emanet olun